Kabir ziyaretlerinin faydaları. 1. İnsana ölümü ve ahireti hatırlatır ve ahireti için ibret almayı sağlar. 2. İnsanı züht ve takvaya yöneltir. Aşırı dünya hırsını ve haram işlemeyi engeller. Kişiyi iyilik yapmaya yöneltir. 3. Salih kişilerin kabirlerini, özellikle Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret, ruhlara ferahlık sağlar ve yüce duyguların oluşmasına yardım eder. Hazreti Peygamber'in ve Allah'ın veli kullarının kabirlerini ziyaret için yolculuğa çıkmak menduptur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kim beni öldükten sonra ziyaret ederse, sanki hayatımdayken ziyaret etmiş gibi olur. 4. Ziyaret, insanın geçmişi, dini kültürü ve tarihiyle bağlarının güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle anne, baba, diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah'a dua ve istiğfar etmek amacıyla ziyaret edilir. Ölüler adına yapılan hayır ve hasenatın sevabının onlara ulaşacağı sahih hadis ve icma deliliyle sabittir. Ölüler ziyaret edilirken onların ruhları için Allah'a dua edilir. Kur'an okunur, yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Kabre ağaç dikmek sevaptır. Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair hadisler vardır. Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek mekruhtur. Dua ve istiğfarın ölülerin ruhları için faydalı olacağına şu ayet-i kerimede delalet eder. Ey Rabbimiz! Bizi ve imanla bizden önce geçmiş olanları yarlığa, iman etmiş olanlar için kalbimizde bir kin bırakma. Peygamber Efendimiz bir kabrin yanından geçerken yanındakilere selam size ey müminler yurdunun sakinleri diyerek selam vermelerini emir buyurmuşlardır. Selam anlayana verileceğine göre ölüler kendilerini ziyaret edenleri tanıyorlar demektir. Müdakkik alimlerden birisi olarak tanınan İbn Kayyım el-Cevziye de ölülerin özellikle cuma ve cumartesi günleri ziyaret edip dua edenlerden ve çocuklarının güzel davranışlarından duydukları sevinci nakleder. Kişi kabrin başında kolayına gelen Kur'an ayetlerinden okur. Kabirde Kur'an okunması sünnettir. Çünkü Kur'an okumanın sevabı orada olanlara ulaşır. Ölü de hazır olan gibidir. Onun hakkında da Allah'ın rahmeti umulur. Kur'an okumanın peşinden kabulünü umarak ölüye dua edilir. Çünkü dua ölüye fayda verir. Kıraatin peşinden yapılan dua kabul olunmaya daha yakındır. Kabri ziyaret eden kimsenin Yasin suresini okuması müstehaptır. Çünkü Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim kabristana girer de Yasin'i okur ve sevabını ölülere bağışlarsa o gün Allah Teala onların azabını hafifletir. Kendisinin de bu kabristandaki ölüler sayısınca sevabı olur. Ölüye Kur'an okunabilir mi? Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ciheti yoktur. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle insana hem bir kitab-ı şeriat hem bir kitab-ı dua hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammum eden tek, cami bir kitab-ı mukaddestir. Yani Kur'an'ı mübin hayatımıza tanzim eder. Allah'a olan mesuliyetlerimizi gösterir, dünyaya geliş gayemizi, neler yapmamızı, nasıl ibadet edeceğimizi öğretir ve her şeyin hikmet ve mahiyetini anlatır. Hülasa Kur'an-ı Kerim bir zikir, fikir, dua ve davet kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in tesir sahası sadece dünya ile sınırlı değildir. Onun mümin ruhlara verdiği feyiz hayattayken kalmaz, aynı şekilde kabir aleminde de devam eder. Oradayken de ruhlarımızı şenlendirir, kabrimizde nur ve ışık olur. Geçmişlerimizin ruhuna Kur'an'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz şu tavsiyelerde bulunur. Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan ahiret saadeti dilerse Allah onu mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz.